Şimdi ben de hepsini İmam Hatip Okulu'na gönderdim. Ve o zor günlerde, o zor günlerde İmam Hatip'i bitirdim. Çok arkadaşımız çocuklarını çekti. Ve ben çekmedim. Hayrettin Hocam'ın yolundayım demek ki. Fakat sizden bir şey öğrendim. O kadar hoşuma gitti ki. Siz şu anda çok meşhur bir tavuksunuz. Yani uluslararası şöhretiniz var vesaire. Ama keşke dediniz ilahiyatçı bir İslam alimi olaydı. Bu benim içimde bir uhde dediniz ya. Bu ben o kadar hoşuma gitti ki. Ve hocayı anma toplantısında dedim ki çok kalabalıktı bu bağlam başı. Hatırlayan vardır belki. Epey bir 4 kişi mi 5 kişi mi hoca var. Efendim giriş yaparken dedim ki, kendi kendime sordum. Yahu ben niye buradayım bu masada? Yumruğumu vurdum. Dedim ki tabii ben olacağım. Çünkü hocanın yegane varisi benim dedim. Mehmet Akif Hoca dedi ki, birisi de hayır dedi. Yegane varisi benim. Neden dedim bunu? Hakikaten ben hocadan o kadar şey, çok şey aldım ki ve benim tezim büyük ölçüde Hayrettin Karaman'ın fikir dünyasının bir hasılasıdır, bir özüdür. Tabii daha başka etkileri de var, katılımları da var ama büyük ölçüde zaten hoca da ön sözünde, kitabın ön sözünde Arif'e işaret yeterlidir işte falan diyerek ona terbihte bulunuyor. Şimdi notumu çıkarayım da. Şimdi ben de kızlarım ilahiyat mezunum. Zaten başka yere gidemiyorlar da. İmam Hatip'i bitiriyorsa yani şu anda bizim fakültenin oranı %80'lere yanaştı kız öğrenciler. Ben kız öğrencilerimizi çok severim. Okumaları için o kadar teşvik etmişimdir, yazılar yazmışımdır ama bu tablo yanlış. Tablo yanlış. İnşallah bu yeni dönemde bunlar tekrar normale döner. Ve ben de arkadaşınız oğlumu hukuk okuyup da bizde doktora yapmasını o kadar çok arzu ettim. Ama olmadı. Olmadı. Zaten sizin tipi gibi, yani sizin tipiniz Hayrettin Hoca'nın zaten kopyası gibi genetik özellikleri olduğu gibi taşıyor. Duruşumuz, konuşmanız, yes ve mimikleriniz. Ben arzu ederdim ki İhsan Hoca gerçekten babasının yolunda benim olduğum gibi. İhsan Hoca bakın ve duanın aşağısını evde öğrenmiş. Ben garibanın oğlu Toroslardan inmiş gelmişim İmam Hatip'e. Efendim 11 yaşında bir çocuk. Dünyadan haberi yok. Zekiyim. Duyduğumu alıyorum ama muhakeme yok. Görgü yok. Efendim. Hep şunu ben talebelerime anlatmışımdır. Hayrettin Hoca şimdi, Allah uzun ömürler versin, sağlı sağlı hayat içinde. Ağır dağ gibi koskoca bir cesim bir varlığı var. Benim inancımca. Ama dünya literatürüne vurduğumuz zaman Hayrettin Hoca'mızın adı geçmiyor. Neden geçmiyor? Çünkü Hayrettin Hoca ilk kuşak, ilk nesil. Bunlar o kadar büyük zorluklarla bu kendilerini, bu muazzam varlıklarını inşa ettiler ki. Bugün Garipçe'de de yazdım, görmüşsündür sen, gördüm girdiğini. Şimdi Kazlar Camii'nde sohbet ettim öyle. Dedim ki Bekir Topaloğlu hocamın bir elini öpeyim, bir duasını alayım. Vardım. Orada Atar Hocam'la İlyas Çelebi de var.
Hoca konuştu, konuştu, konuştu. Neler konuştu biliyor musunuz? Ben burada anlatmam gereken şeyleri konuştum. Tevafuk. Tevafuk diye işte buna diyorlar. Yani insanın kerameti için illa uçması, kaçması mı lazım? İşte asıl keramet bu. Neler anlattı? Şimdi hani bunlar ilk nesil dedim ya, Osmanlı'nın son dönem alimleri, işte Bilmen Hoca gibi vesaire, onların döneminde tevhid-i tercihatla birlikte alabilirsiniz. Okullarımız kapatılmış, medreseler kapatılmış, İlahiyat Fakültesi açılması kararı olmasına rağmen açılmamış. Ta 59'a kadar. 59'a kadar, 49 pardon, 49, İlahiyat, Ankara İlahiyat 49. Efendim, 59'da İslam Enstitüsü hocalarımızın ilk girdiği. Bu dönemde bir de devrimde harf inkılabı oldu mu? Eyvah, koptu. O koskoca mirasım hiçbir anlamı kalmadı bize. Bir şey söylemiyor yani. Yani ondan sonra işte o dönemden geriye kalan Bakiyetül Bakir kabilinden Bilmen hocamız gibi, Celaleddin Öktem hocalarımız gibi, Mahiris hocalarımız gibi, Ali Üsküdaroğlu hocalarımız gibi vesaire. Bunlar canhıraş bu yeni açılan mekteplerimize hocalık yaparak ve buradaki talebelere o kopan mirasın nasıl yeniden aktarılacağını, o bağlantının nasıl sağlanacağını efendim hakikaten bir canhıraş bir çabayla ortaya koyuyorlar ve bunların çoğu biliyor musunuz bugünkü ilmi anlamda da yetersiz. Adam vaiz. İlmi çalışmadan bir şey anlamıyor. Nitekim Hayrettin Hoca'nın danışmanını Ömer Nasuh Bilmen Hoca yapmışlar. Hoca ilgilendi. Yok. Tancı Hoca'ya baştan sona okuyarak Tancı Hoca'nın gayri resmi rehberliğinde tezini tamamlamış oluyor. Hem de nasıl? Seyyar tüpü alıyorlarmış, Çamlıca'ya çıkıyorlar. Çamlıca bugünkü gibi değil tabii o zamanlar. Hocaya güzel bir çay demliyorlar. Oh, hoca da çayı çok seviyor. O ayaktan tezi de hoca dinliyor. Yani böyle bir. Şimdi bunlar yola çıktılar ama ileriye doğru yol yok ki gitsinler. Yol yok. Dolayısıyla bu hocalarımız, özellikle Bekir Topaloğlu ve Hayrettin Karaman ikilisi, bunlar hem yolu açtılar, arkadan gelen bizim kuşaklar için hem yolu açtılar, hem de yol aldılar, hem de çok önemli bir mesafe kat ederek yol aldılar. Dolayısıyla ben bu neslin başarısını burada aramak ister. Yani o kopuk mirasımızın mirasımızla yeniden buluşmamızı sağlayan, yeniden ittisal sağlanmasını intihar eden bir süreci başlatmış olmaları bakımından. Şimdi Arapça ders kitapları yok. Yok. Sözlük yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz sözlük yok. Oturuyorlar sözlüğü yazıyorlar. Oturuyorlar Arapça kitabını yazıyorlar. Türkiye'de Arapça yazmak için daktilo yok. Arapçayı elinden yazıyorlar. Mumlu kağıda elinden yazıyorlar. Türkçe kısmını daktilo ile yazıyorlar. Ondan sonra tekstil makinesi vardı böyle kocaman bir şey. Bir de kol var burada, böyle kıvratıyorsun böyle kolunu. Kolunu her salladıkça bir tane kopya atıyor bu tarafa. Ne kadar salla, o kadar kopya. Böyle bir süreç. Şimdi Sirkeci'nde geziyorlarmış. Orada
bir bakmışlar ki bir dükkanın vitrininde böyle devasa Arapça bir daktilo var. Hemen dalıyorlar içeri. Ve o daktiloyu, meyistesi parasını verip ondan sonra omuzlarını alıp omuzlarını vapur iskelesine kadar vapurda nöbetleş yandı. Birazdan. Yani bu badireleri aşmış bu hocalarımız. Dolayısıyla şimdi ben arzu ederdim ki Hayrettin Karaman'ın oğlu olarak, Garibay'ın oğlu değil de İhsan olarak ben o ailenin içinde o altyapı üzerine kendi varlığımı inşa edeydim. Hadi ben de Erciyes kadar olayım. Hadi olayım yani. Erciyes kadar olayım. Ama benim varlığım dünya literatüründe, dünya ölçeğinde ha var ha yok. Yani ha var yok. Ben buna inanarak söylüyorum. Keşke şu anda o kopukluk olmasaydı, Hayrettin Karaman hocamız Cumhuriyet dönemi itibariyle üçüncü kuşak olsaydı, ben dördüncü kuşak olsaydım, benim çocuğum beşinci kuşak olsaydı, kuşakları işte 30 sene falan sayarsak hani diyelim. Ama yok, yok. Dolayısıyla şimdi efendim İslami ilimlerde müştehitlik anlamında hani böyle yeterli insanlar yetiştiremiyoruz. Yetişmez ki. Altyapı olmadan yetişir mi ya? Yetişmez. Dolayısıyla Himalayalar gibi altyapım olur mu? Üzerine küçük bir tepe Everest dünya zirvesi olmaya yeter. Kendini cesim bir vücut olması gerekmez ki. Şimdi latife de yapalım arada. Ben Haseki'de okuyorum. Ha daha önceden başlayayım. İmam Hatip son sınıftayım. Haşarı bir talebeyiz galiba ki o günkü nöbetçi hocam Hükmettin Demirbaş adında bana dedi ki Mehmet benim nöbet günümde dürüst dur sana bir hediye alacağım. Sevindim. Ve aldı. Aldığı hediye ne biliyor musunuz? Dini tamir davasında din tahripçileri. Ve içinde Hayrettin Karaman da var. Hayrettin Karaman'ı biz oradan tanıdık. Din tahripçisi. Hocalarımız vardı, akıl hocalarımız. Şimdi çok meşhur bir hocanın babası mesela diyelim. Evliya bilir. Hakikaten çok değerli bir insan. Onun yönlendirdiği yerden bakıyoruz. Onun bize gösterdiği yerden bakıyoruz. Meğer at gözlüğü takarmış haberimiz olmazmış. O ne diyorsa biz hakikat o zannederdik. Erzurum İslam İlimler Fakültesi'ne vardık. İlk iki yıl efendim böyle ileri geri hani çizgiden sapan bize göre hocalarla dişe diş başa baş mücadele ettik. Sonra aklımız başımıza gelmiyor. Aklımız geldikçe Hayrettin Karaman'ı sevmeye başladım. Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu meğer bizim için ne büyük değerlermiş ya. Akıl başa geldikçe yani, o şeyden kurtuldukça, o baskıdan, at gözlüğünü çıkardıkça, efendim, Haseki'ye geldik. Kısa bir müftülük görevim var, Kars'ın Aralık ilçesinde. Belki duymamışsındır. Efendim geldik, Haseki'ye geldik. Orada hakikaten çok Diyanet'in en önemli hizmetlerinden biridir o. Yoğun bir meslek içi eğitim veriyor. İki yıl hiç tatili yok. Bizim 5 yıl İslam İlimler Fakültesi'ni öğrendiğimizden birkaç kat fazla bilgi öğrendik. İşte o günlerde yüksek lisans imkanı başladı. Efendim, Yüksek İslam Üniversitesi'ne gelip gitmeye başladı bu vesileyle. Bir gün Fahrettin Atar Hoca'nın odasında vardım. Şöyle 4-5 koltuk var. Orada birisi oturuyor. Bir
birkaç kişi var. Şimdi konuşurlarken o ortadaki birine böyle çok aşırı hürmetleri var. Dedim ya kim acaba? Sonra öğrendim ki Bekir Tobaloğlu.